Bugün 30 Ağustos. Sizin ve dolayısıyla bütün Türkiye halkının en büyük bayramlarından biri. Bu münasebetle hem sizi hem bütün Türkiye halkını candan tebrik ederim. Acaba bize bu münasebetle bir şey söylemek istemez misin? Evvela tebrikinize teşekkür ederim. Cidden 30 Ağustos bizim Türklerin en büyük bayramlarından biri. Ve zannediyorum ki yalnız bizim değil, insanlığın bayramlarından biri. Çünkü biz 30 Ağustos'ta ilk defa biz Türkler insanlığa, sömürgeciliğe karşı ve emperyalizme karşı muzaffer olabilmenin yollarından birini gösterdik. Bu da sömürgeciliğe karşı silah elde çarpışmak yoludur. Ve sömürgeciliğin her şeye rağmen yıkılmaya mahkum olduğunu gösteren milletlerden biri de benim milletimdir. Bundan dolayı cidden bu bayram büyük bayramdır. Ve bir daha tekrar ediyorum, yalnız Türk milletinin bayramı değil, insanlığın da bayramlarından biridir. Ben yalnız izin verirseniz bu bayram günü benim Milli Kurtuluş Destanı ismindeki şiirimden kısa bir parçayı okumak istiyorum. Ki zannediyorum bu parça, bu şiirden size muhtelif parçalar okumuştum zaten. Ve herhalde... Evet, onu edebiyat programlarımızda kullandık zaten şimdiye kadar. Şimdi kısa bir parçayı okumak istiyorum. Büyük taarruza tekadüm eden, büyük taarruza evdeki saatlerden son saatleri okumak istiyorum. En son dakikaları okumak istiyorum. Saat 5'e 5 var. Dağlar aydınlanıyor. Bir yerlerde bir şeyler yanıyor. Gün ağardı ağaracak. Kokusu tütmeye başladı. Anadolu toprağı uyanıyor. Bu anda kalbi bir şahin gibi göklere salıp ve pırıltılar görüp ve çok uzak, çok uzak bir yerlere çağıran sesler duyarak bir müthiş ve mukaddes macerada ön safta, en ön sırada şahlanıp ölesi geliyor bir insanın. Topçu evvel milazimi Hasan'ın yaşı 21'di. Kumral başını gökyüzüne çevirdi, kalktı ayağa, baktı yıldızları ağıran muazzam karanlığa. Şimdi bir hamlede o kadar büyük, öyle şöhretli işler yapmak istiyordu ki bütün ömrünü ve hatırasını ve 7,5'luk bataryasını avlanacak kadar küçük buluyordu. Yüzbaşı sordu, saat kaç? Az sonra demek 98.955 tüfek ve şoför Ahmet'in 3 numaralı kamyonetinden 7,5'luk Schneider'lere, 15'lik obüslere kadar bütün aletleriyle vatan uğrunda, yani toprak ve hürriyet için ölebilmek kabiliyetleriyle 1. ve 2. ordular baskına hazırdılar. Alacakaranlıkta bir çınar dibinde beygirinin yanında duran sarkık siyah bıyıklı suvari kısa çizmeleriyle atladı atına. Mavi gözlü başkumandan baktı saatına. 5:30 başladı topçu ateşiyle ve fecirle bir...